Değerli protokol üyeleri, mesleki kurulu... Bizim ahilik geleneğimizde, ahilik kültürümüzde usta-çırak ilişkisi bu kadar önemli diye düşünüyorum. Bu milletin yolu ahilerimizin yolu olduğu kadar şehitlerimizin, gazilerimizin yoludur. Bu toprağın mayası ahilikle yoğrulmuştur. Bu toprağın mayası gazilikle, şehitlikle yoğrulmuştur. Ahi büyüklerimize baktığımızda aralarında gaziler vardır. Aralarında şehitler vardır. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran 1261 tarihinde 90 yaşında şehit edilmiştir. Bu toprakları gazilerimizle ve şehitlerimizle birlikte Anadolu ahileri Türkiye yaptılar. Her biri gazi olan Anadolu erenleri, Abdalan-ı Rum mensupları Türkiye yaptılar. Bu toprakları Anadolu bacıları Türkiye yaptılar. Bu toprakları Anadolu fakihleri yine Türkiye yaptılar. Ahilerin alnı açık olur. Ahilerin eli açık olur. Sofrası açık olur. Ahilerin kapısı açık olur. Ahilerin elinden, dilinden kötülük sadır olmaz. Yardımseverliğin, cömertliğin, kardeşliğin, dayanışmanın destanını bütün atalarımız olan ahiler yazmışlardı. Biz hükümet olarak bugüne kadar esnafımızın hep yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz. Onun için ortak akla mutlaka başvuruyoruz ve başvurmaya da devam edeceğiz. Esnaf odalarımız, esnafımız biliyor ki inanın bugüne kadar sorun teşkil eden birçok sorunun üstesinden geldik. Özellikle geleneksel mesleklerimizin korunması, muhafazası ve o mesleklerin yaşatılması son derece önemli. Zengine de, fakire de aynı hürmeti göstereceksin. Artık senin kavgalığın son ermiştir. Bundan sonra ahi heyetine haber verelim de ustalığın olsun. Uzun zamandan beri Eşref Usta'nın yanında durmuş, şartlarını yerine getirmiş, hizmetini ora geçirmiştir. Hakir olur fakirin armağanı. Salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala illallahü allahu ekber allahu ekber ve lillahil hamd. Halk içinde kollarından tutularak yüzüne sürüle kara. Çıkar mısın abi? Abi yapma bu ağzını. Niye yapıyorsun, uğraşıyorsun?
Sayın Şahin Uzunlu, Sayın